Sevgili Yunus Emre'nin uyum boyunca <laughs> çıkardığı problemler evet. yani hani bir sefere mahsus de değil. Ee, bakalım e, Yunus Emre ile ilgili yorumcularımız neler söyleyecek? Dün gece de öyle de neler yaşandı hatırlıyoruz. Buyurun Murat abiciğim. Sevgili Furkan Dede, izlediğimiz görüntüler üzerine şunları söylemek istiyorum. <laughs> Mahallemizin yakışıklı ve asi çocuğu Sarı Fırtına ve bu asi çocuğun Olay çıkarmaması için uğraşan kadınlar. Allah Allah. Asi çocuk herkese esir almış. Mahalleyi esir almış. Durmak bilmiyor. Yani bir şelale gibi, sel gibi akıyor. Ve herkesi de huzursuz ediyor. Böyle bir şey ben hayatımda görmedim. Adam belki yarım saat, 45 dakika, bir saat artık o olaylar ne kadar sürüyorsa adam hep başrolde. Adam durmuyor. Önce Furkan, sonra Yaman, sonra Hatipoğlu. Yani adam bir bizim masaya gelmemiş yani. Her yerde var. Adamın karışmadığı, girmediği. Böyle devam ederse yakında olacak o da. İşte <laughs> onu bilmiyorum. Böyle devam ederse evet. Yakında yani olacak onu tabii ya. ki ben söylemek istemiyorum da. Yani hayatta her şey olabilir tabii ki. Zaman her şeyin ilacıdır derler. Kardeşim bir adam bu kadar olaylar içerisinde ve bu adam bu olayların içerisindeyken bu kadar şeyler yaparken de onun etrafında kadınlar, kadınlar da bu adam olay çıkarmasın diye tetikte bekliyorlar. Şimdi mesela adam şeyin üzerine doğru gidiyor. Birinin üzerine gidiyor. Arkadan bir kadın. Aman yapma. Evet <laughs> ya. <laughs> o da şeyi ya asi ve yakışıklı çocuk ya mahallenin. Yapma diyor. O duruyor. Soruyorlar. Ne oldu diyor. Durdurduk diyor Gizem. Gizem'in görevi onu durdurmak. Yani Gizem Survivor'a Sarı Fırtına'yı durdurmak için gitmiş. Sarı Fırtına olay çıkarmasın. Abi adamla herkes adamla uğraşıyor. Adam herkese esir aldı. Bütün herkes Yunus Emre'yle uğraşıyor Survivor'da şu anda. Allah sonumuzu hayır etsin. Yani bilmiyorum. Bu arada e, bir de bir şey var. Ona fazla da bilemiyorum gireyim mi girmeyeyim mi diye ama tabii ki ben Muratöz olarak bazı şeyler beni rahatsız eder ya girin. tam emin değilim ama Yo, girin Murat abi. şimdi burada Burası sev Survivor ha, masası. sevgili arkadaşımız orada böyle çok esprili bir şeyler yaptığımız mı zannediyor? Bir şeyler yapıyor. Gizem de gülüyor ona. Şu, ben yakaladım mesela. Or Yaşar oraya gelebiliyor muyuz Yaşar'cığım? Bu VTR değil. Öyle mi? Bu, bu VTR'nin içinde yok abi. Bu VTR'nin içinde yoktu. Öyle. Ee, siz anladım. Ben ee, bir sohbet yapıyor. Böyle bir taklit gibi bir şey yapıyor Yunus. Taklit Ondan yapıyor. Evet, ee, gel yani işte ses verelim. Bak geri al Yaşar biraz. Geri al Yaşar. Buradan de, al geri. Heh. Alabilir miyiz? Bir daha alabilir miyiz? Tamam abi alabiliriz görüntüyü Yaşar abicim. E, ne olduğunu bilmiyorum ama arkadaş esprütüel bir arkadaş herhalde. Orada bir taklit yapıyor ve gizemde çok gülüyor yani. Anladın mı? Kimin taklidini yapar onu Allah bilir. Hı hı. Kimin taklidini yapıyor, birinin mi taklidini yapıyor ne yapmak istiyor onu bilmiyorum. Ama gördüğüm görüntü Bende bir hafif bir huylantı yarattı. Eyvallah. Tam da topa girmek istemiyorum çünkü %100 emin değilim. Ama orada bir taklit var. Kimin taklidi yaptığını da çok merakta ediyorum. Açıkçası. Eyvallah. Ya şey alabiliriz görüyor. Onu da artık e, evet. insanlara bırakıyorum. hanzadeciğim buyurun. Evet ben açıkçası çok merak etmiyorum. Biraz sorunun cevabı belli gibi. O yüzden de Yunus Emre'yi e, ayıplıyorum. Ya artık Yunus Emre ne yapsa kızlar gülecek zaten. Yani e, bir şekilde kızların sevgisini ve sempatisini kazanmış bir yarışmacı. Yani hatta kadınlar, kırmızı takım kadınlar tarafından paylaşılamayan bir yarışmacı. E yani daha dün <laughs> akşamki bölümden önceki gün zaten böyle şu yorumu yapmıştım. Kadınlar Yunus Emre'yi paylaşamıyorlar. Bariz bir rekabet var kadınlar arasında Yunus Emre uğruna. Bu neyle sonuçlandı? Dün akşamki düelolarda izlediğimiz Yunus Emre'nin daha da şımarmış bir Yunus Emre izletmesiyle bize. Yani Yunus Emre iki kere iki dört son derece şımarmış. Bu hareketlerinin üstüne de e, gülmeye ve aslında ona pozitif yaklaşmaya devam ediyorlar. Şimdi aslında bu ilk olay olsa ben ne demek istediklerini anlıyorum kadınların. Hani biz o görmesin, sakinleşsin e, ve konu büyümesin ve çocukta diskalifiye olmasın diye ona engel olmaya çalışıyoruz diyorlar. Aslında bence de amaçları bu. Ama artık bu Yunus Emre'nin ilk olayı değil. Hani ilk defa böyle bir şey yaşanıyor olsa onu o şekilde sakinleştirseler belki eleştire almazlardı ama şu an ki tabloda Yunus Emre bu şımarıklığın ve özgüven patlamasının verdiği e, bir direksiyon kaybı, kontrol kaybı yaşıyor. Dolayısıyla hani hiçbir haklı olduğu tartışma yok şu akşam. Yani mesela Yaman'ın e, masasına engeline işte kum torbası atması. Atamazsın. Belki Yaman bir sonraki atış için mesela yani bir şey deneyecek, kendisi atacak. Atamazsın yani nokta atamazsın. Attıktan sonra haklı çıkamazsın. Fiziksel temas giremezsin. Hani bunlar bazen kırmızı çizgiler ya dolayısıyla Hani Yunus Emre acaba bu akşam haklı mıydı diyebileceğimiz bir durum olmadığı halde kızlar tarafından o kadar e, kucaklanıp gülücükler içinde karşılandığı zaman bu da diğer takım, mavi takım yönlerine özellikle battı. Yani Hakan'ın söylediği şey yanlış diyemeyeceğim. Hani siz böyle yaptığınız için bu adam da bu hareketleri bir şey sanıp daha da yapmaya devam ediyor. Yani o anı kurtarmış olabilir yaptıkları hareketler. Ona aşırı sevgi dolu ve e, şımarıkça yaklaşmaları diyeyim. şımarık görüntüler vardı çünkü son derece. Çok lakayt durdu. Ama o anı kurtardı diyelim. Yunus Emre yarın öbür gün yaptığında da yine bunları bekleyecek. Hakan'ın söylemek istediği şey o aslında. Siz böyle yaptığınız sürece bu adam da bunları yapmaya devam edecek. O devam ettiği sürece ne olacak? Senin dediğin gibi Yunus Emre konuk alırız burada Survivor X'de de belki. Yani dolayısıyla günü kurtarmaya çalışıyorlar. Çok daha bence işi ciddiye almalılar. Ciddi uyarılarla gitmeliler. Ve orada mesela Ersin bile son olarak... Kaderimle oynadınız işte e, kafam karıştı vesaire diyor mavi takıma. Ya Ersin bile çıkıp ya Yunus Emre kimse şunu diyemiyor ya resmen yani Turabi'nin de gidişiyle beraber o şeyi aldı. Ya Yunus Emre ne yapıyorsun işte benim konsantrasyonumu dağıtıyorsun. Adamlar diyor ki mavi takım Ersin biz yani olayı ihaleyi bize bırakma git Yunus Emre'ye söyle. Yunus Emre zaten Charlie's Angels o sırada etrafı çevrelenmiş. O en, şey, aman Yunus Emre'cim yapma Yunus Emre'cim. Ersin gidip şikayetçi bile olamıyor Yunus Emre'den. Onu yeni mavi takımdan şikayetçi oluyor. Bayağı bir eee saz elini almış ama Azazı, ne kadar çalabiliyor? Charles Angels dediğin zaman tabii ki Charlie'nin melekleri. Yani Yunus Emre'ye de Boz di mi diyorsun? Yani demiyorum. Ben sadece bir ee, kötü bir yaptım. Boz kimdi? Charlie'nin meleklerinin şey yapan değil mi? Hani öyle otururdu. Bant bir kaset gelirdi. O kaseti dinlerlerdi. Sen şu görev yapacaksan o Bozdi'dir. Yani sen Yunus Emre'yi Bozdi'ye benzet. Evet ama yani olmamışı. <laughs> Olmamış mı? <laughs> yani böyle bir benzetme. Yaptım. Benim tam bir benzetmem var aslında. Hı -hı. Yunus Emre ile ilgili. Son günlerde Survivor'da başrol kim? Yunus Emre. Hı -hı. Yani biz masaya oturuyoruz, genelde neyi konuşuyoruz? Olayları. Genelde de olayları konuştuğumuz zaman bir gece önceki öne çıkan yarışmacıların olaylarını konuştuğumuz için de hep Yunus Emre'den bahsediyoruz ve dolayısıyla son günlerin başrolü Yunus Emre. Peki Yunus Emre bir başrol ise bu haliyle kime benziyor? Bilenler bilir. Kuzey-Güney dizisi vardı. Orada hmm. Kıvanç Tatlıtuğ'un bir Kuzey karakteri vardı. Asi çocuk, Murat Abi dediği gibi mahallenin Asi çocuğu, askerden geliyor. Evet, kızların da gözdesi bir yandan. Ama hep böyle bir problem çıkartıyor, hep böyle işte kavga çıkarmak istiyor filan. Bir de böyle ama çok yakışıklı bir adam. Şimdi Yunus Emre'yi ben biraz oradaki Kuzey'e benzettim. Hmm. Bilmiyorum, benzetmem nasıl olduğunu. Charlie Angelusan geldi ama. Güzel benzet. Yani şu an e, bence. Oradaki yani <laughs> Yunus Emre'ye gidip sorsam desem ki sen Kuzey Güney izledin mi abi? En iz en sevdiğim dizide diyebilir hatta yani. Çünkü ben oradan da böyle şeyler görebiliyorum. Yani Bence o bayağı izlemiştir bu arada. Bayağı izlemiştir ve orada kendini o zannediyordur hatta. Ben söyleyeyim yani. Kıvanç'ın o karakterine sokmuştur kendini. Ee, bilmiyorum niye bunları yapıyor. Yani şimdi anlattınız zaten. Tek tek anlattınız değil mi? Yani hangi olayı tutsam Yunus Emre elimde kalıyor benim. İşte Furkan'a sataşması elimde kaldı. Yaman'ın üstüne gitmesi elimde kalıyor. Hakanla tartışması elimde kalıyor. Bir de ya öyle bir yer ki orası artık bu sene ne oluyor? Konsey olmuyor, SMS olmuyor. Son gün bugün, izlediğimiz gün. Orada saygı olması lazım. Orada belki sessizlik olması lazım. Orada çok böyle yarışmacıların hakkına girmeyecek şekilde durmak gerekiyor. Ne yapıyor Yunus Emre? Kendisi de aday halbuki ama yani ona sataş, buna sataş. Ya insanlar orada yani ölüm kalım diyoruz belki Survivor için. Survivor'un nezdinde öyle bir şey ama son dakikalarını yaşayan bir yarışmacı var. Doğru mu bak Ersin ne diyor? Hakkıma... ...girmememiz lazım kimsenin hakkına. Yani orada sessiz olmak lazım, saygılı olmak lazım. O son gecede kavga çıkarmamak lazım. Biz hep ne derdik burada? O konseylerde biraz daha ciddi olmak lazım. Son gece biri gidecek. Hatta gidenin arkasından sevinmemek lazım. Hani sen seviniyorsan bile içine atman lazım. Aynı şeyleri buradaki bu izlediğimiz programda... ...bu gece için de söyleyebiliyorum. Ama maalesef arkadaşlar bu gece bile kavga çıkartabiliyorlar. Daha buralarda bunlar çıkarsa, çıkıyorsa... ...ileride neler olacak düşünemiyorum bile. Yani Yunus Emre... ...ya Yunus Emre acaba... Şunu da düşündüm biliyor musun son günlerde Yunus Emre diskalifiye olmak istiyor olabilir mi? Hani evlendim geldim ama ben tam de, da belki şeyine, yani ben bir şey yapayım da veya beni diskalifiye etsinler mi? Onu mu istiyor acaba? Bilemedim yani aklımdan her şey geçiyor şu an çünkü ısrarla devam ediyor Israrla. yani uyarılıyor ama ısrarla devam ediyor. Mesela ne dedik biz Nâgihan ve için yapmayın etmeyin, diskalifiye olursunuz falan ne oldular? Özür dilediler geri geldiler sessizler eyvallah yapmayacaklar tamam e Yunus Emre aynı senin için de geçerli. Sen niye devam ediyorsun bu kadar zorlamaya? Garip geliyor bana. Şimdi ben Yunus Emre'yi seven bir insan olarak, bir arkadaşı olarak daha bu zamana kadar Yunus Emre'yle yüz yüze gelip oturmuşumuz bir kere bile yok. Ama televizyonda izlediğim kadarıyla kendisini seviyorum, doğal buluyorum falan filan. Çok açık konuşacağım. Ben Yunus Emre Özden'in şu anda hiç doğru bir arkadaşlık yapmadığını düşünüyorum. Sevgili Aleyna ile, ile birlikte arkadaşlığını... <laughs> tasvip etmiyorum. İkisinin birbiri, birbirine doğru geldiğine inanmıyorum. Özellikle hareketleri ve davranışları izlerseniz şu anda bir Murat abinin de anlattığı gibi Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit havasında bir Yeşilçam filmi sahnesi gibi Yunus Emre devamlı bir atarlı. Aleyna Kalaycıoğlu devamlı arkada. Yapma Yunus Emre. Yapma. Yapma. Ve bunu oynuyorlar şu anda. Resmen bunu bize oynuyorlar. Eee Yunus Emre'ye bu durum hiç iyi gelmedi. Zaten Yunus Emre'nin kırılma noktasına bakın. Bu arkadaşlık başladıktan sonra ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun onun üzerinde etkilerini hissetmeye başladıktan sonra Yunus Emre'nin performansının ne kadar düştüğünü, düellolarda ne kadar saçma sapan hareketler yaptığını, Yaman gibi bir kardeşimiz de burun buruna gelip oralarda kusura bakmayın ama artistik yaptığını. Yani ne oluyor abi? Ne oluyor ya bir yere kadar yani. Seni ezen kimse yok. Sen üstüne mobing yapan kimse yok. Bak ben seni seven bir adam olarak söylüyorum. Ben de çok seven bir adam olarak söylüyorum. Ben deyim Kusura söyleyeyim. bakma. Arkadaşlığında da tasvip etmiyorum. Ee, kesinlikle ikinizin birbirine birbirinize iyi geldiğinizi düşünmüyorum. Orada bir Yeşilçam filmi senaryosu çeviriyorsunuz. Eee Aleyna Kalaycıoğlu'na dikkat edin. Yunus Emre'nin devamlı bakın ilk koşana bakın hep hep Aleyna böyle. Yun semre, Yunus Emre. Yunus Emre. Yunus. Ne ne oluyor ya? Ne oluyor abi? Ben bu arada Hakan'a katılıyorum Hakan Atipoğlu'na. Kızların Yunus Emre'nin etrafında ekmek ekmek yapmasını da doğru bulmuyorum. Adam doğru bir hamle yapmıyor ki. Siz Yunus Emre'yi oraya, yani burası Yunus Emre'yi sakin, Yunus Emre Rehabilite Merkezi mi burası? Yani onu mu yapmaya çalışıyoruz biz Güzeliz. Yani, o, yani Onu anlayamadım ben yani. Bırakın abi Yaman'ı mı dövecek? Dövecekse dövsün. Dövecekse dövsün abi. Bir şey mi yapacak? Yapacaksa yapsın. Hayır yani çünkü neden biliyor musunuz? Bu hareketler onun yaptığı artistikleri meşrulaştırıyor. Yok, Meşrulaştırdığı onların için onların orada gözünde meşle. Biz burada Yok Yunus Emre yani Emre'ye bu durum iyi gelmiyor. Bakın şu anda Yunus Emre Survivor'ı bitirecek, bitirmesine yakın bir düelloya çıkıyor değil mi? Survivor hayatı bitebilir. Evet. Ama onun bütün derdi rakip onu bana yaptı, onu yaptı. Kafam çok dağınık diyor. Bak aslında kendini de söylüyorsun. Çünkü dürüst çocuk aslında da. Yani kalbi temiz çocuk aslında. Eee Kafan başka yerde çünkü. Kafan iyi değil çünkü. Ya yani nerede kafa? Yanında bir adam alacak satın bir alacak. İşte Başka bir yani. şeyler düşünüyorsun. Sen ne Mustafa Kemal Söyle diyorsun mı, ya. Sen Mustafa Kemal diyorsun yani kafa başka yani. yerlerde gidiyor bilmem. ne. Falan. Yunus Emre'nin de kafası başka yerlerde. Başka yerlerde ama o denizlerde boğulursun. Tabii. O denizlerde boğulursun. Yerden Akyan'a hak verme şimdi. Evet. Yani diyoruz efendim.